kapanıp kaldın mı? Seyrana çıkıp güldün mü? Başkalarının olduğunu mu? Of, benimsin, benimsin. Usta müzik adamı Ali Kocatepe ile başarılarla dolu müzik kariyerini konuştuk. Müziğe ilk adımını liseye başladığı yıl akordeonla atmış. Ortaokulu bitirdiğim yıl babamın bana sana ne armağan edeyim, liseye geçiyorsun. Kolejden ayrılıp İzmir'in Türkiye'nin en zor okullarından birine, Atatürk Lisesi'ne kaydolmuştum. O zaman bana sorduğu o soru geliyor. Baba bana bir akordeon al demişti. Ve müziğe o akordeonla adım attım. Ders almaya başladım. Hep hayal kuruyordum. Günün birinde işte o gittiğimiz düğünlerde ben de akordeon çalayım. O zamanki orkestralarda gördüğüm, beğendiğim abilerim gibi. İlk heyecanlarımı o akordeonla tattım. Yarım asırı geçen müzik geçmişi bulunan Ali Kocatepe, lise yıllarında hocasının orkestrasında şarkı söylemiş. Düşündüğüm gibi de oldu. Hocamın orkestrasında bir iki defa şarkı söyledim. Sonra da lisede hemen ilk işimiz arkadaşlarla bir orkestra kurmak oldu. Ve müziğe böyle bir adım atarken de kendime göre bir takım adımlarla, bir takım idealler koyduğumda, hedefler koyduğumda onların birer gerçekleşmesi, ondan sonra daha büyük hedefler koymam ve o heyecan içinde o günlerden bugünlere kadar müziğe başlayalı 51 yıl oldu. Başkalarına gülsem de senden uzak kalsam da sevmediğini bilsem de ben gene sana O yıllarda arkadaşlarıyla birlikte kurduğu orkestrayla profesyonel müziğe giriş yapmış. Lisede orkestramızı kurduktan sonra profesyonel çalışmalara da başladık. Yani yalnız okullara, konserlere gitmiyorduk, kendi okulumuzda vermiyorduk. Geceleri kulüp çalışmaları da başladı. Ben birçok işi bir arada götürüyordum. O dönemlerde hem İzmir Radyosu'nda program yapıyordum, hem sonra prodüktörlük sınavını kazandım. Orkestramızda çok başarılı konserler veriyorduk. Cep harçlığımı da çıkarıyordum. Yani müzik gittikçe hayatımın içinde çoğunlukla yer almaya başladı. Lise bitip de üniversiteye artık ben diploma için okuyayım dedim. Çünkü benim hayatım müzik olacak. Yazar olarak da, çizer olarak da, eser sahibi olarak da, icracı olarak da, televizyon, radyocu, gazeteci olarak da hep müzikle ilgili konularda bundan sonra meslek edineceğim. En büyük hobimi meslek haline dönüştürmeyi, başarmayı hedeflemiştim ve öyle oldu. Ondan sonra da hayatım hep müzikle dolu dolu geçti. Rüzgar gibi deli dolu, yağmur gibi sırılsıklam, bulutlar gibi yüksek, biraz değişik olsam, güneş gibi yansa içim, ateş bassa yüzümü, birini gördüğümde şöyle titresem biraz. 60'lı yılların sonunda besteler yazmaya başlamış. Müziğin duayeni Timur Selçuk'u kendine örnek almış. Bestecilik hayatım da 60'lı yılların sonlarında başlamıştı. Burada bana en güzel örnek bir duayen olan Timur Selçuk'tur. Onun Ayrılanlar için şarkısı, İspanyol Meyhanesi şarkısı, onların plaklarının yayınlandığı dönemlerde ben de ilk bestelerimi yapıyordum. Yine ilk bestelerimden ilk plağımı 1968 yılında yayınladım. Arkasından da bu çorap söküğü gibi gitti. Her yıl bir plak, iki plak yapıyordum. Sonra kendi müzik şirketimi kurdum, yapım şirketimi kurdum. Onunla çalışmalara başladım. Çok sayıda sanatçının albümünü yaptım, onları lanse ettim. Bugün geriye dönüp baktığımda bir yapımcı olarak Türkiye'de gerçekten başyapıt sayılabilecek bir takım albümleri Ali Kocatepe olarak imza attığımı görüyorum ki bu benim için çok gurur verici. Doğruluktan hiç şaşma, dey dey, dibi dibi dey dey, eden bulur üzülme, hey gidi dünya hey, hiç acısı olmayan, dey dey.
usta müzik adamının çok sayıda klasikleşmiş bestede imzası bulunuyor. Klasikleşmiş birçok bestem var. Kendi okuduklarım içinde özellikle 1974 yılında bana altın plak kazandıran, o günlerden bugünlere beni hep taşıyan bir şarkım var. Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı diye başlar. Hey gidi dünya hey. Çok sayıda da sanatçı okudu. Aynı zamanda hemen hemen bütün sanatçıların sahne repertuarında yer almış bir klasik oldu. Benim bestelediğim, başka arkadaşlarımın yorumladığı klasikleşmiş şarkılarımdan Nükhet Duru'nun söylediği Melankoli'yi, Ben Sana Vurgunum'u sayabilirim. Sezen Aksu'nun söylediği Benim Meskenim Dağlardır Dağlar, Çocuklar Gibi. Bunlar hep benim bestelerim. Yine Özdemir Erdoğan ve Sezen Aksu'nun birlikte seslendirdiği, sözlerini Sezen Aksu ve Hıncal Uluç'un yazdığı, bestelediğim Küçük Bir Aşk Masalı. Bunlar hep birer klasik. Aysun'la birlikte, Aysun Kocatepe ile birlikte seslendirdiğim Kordon Boyu Faytonlar İzmir'in bir simge şarkısı oldu. Kordon Boyu Faytonlar biri gidip biri gelecek. Dönme sapılarıyla sandım ki dans edecek. Ne bir dost ne bir sevgili dünyadan uzak bir deli. Neydi sana geçen yıl verdiği 50. sanat yılı konserlerinin ilgi görmesinin hazzını yaşıyor. Geçtiğimiz yıl iki büyük konser verdim 50. yılım nedeniyle. Biri Açık Hava Tiyatrosu'ndaydı. 5000 kişi geldi. Yani 50 kişiye de konser vermek var ama 5000 kişiye de vermek var. Sonra yine 50. yıl konserim. Söz Müzik Ali Kocatepe. Çok başarılı geçen prodüksiyonlar oldu. Çok sayıda sanatçı arkadaşım orada katkı verdiler. Prodüksiyon olarak gerçekten çok güzel prodüksiyonlardı. Bunları hayata geçirmek ve bu kadar seyirciyi oraya toplayabilmek sanatında 51 yılını doldurmuş biri için gerçekten hoş bir duygu. Evde kapanıp kaldın mı? Seyrana çıkıp güldün. Başkalarının olduğunu mu benimsin, benimsin diyemediğim, benimsin, benimsin diyemediğim. Yaptığı şarkıların sadece kendi kuşağına değil, gençlere de hitap etmesinin ayrı bir mutluluğunu yaşıyor. Yaptığımız işler sadece benim kuşağıma hitap etmiyor. Gençler duydukları zaman, gelip izledikleri zaman onlara ne kadar çok yakın olduğunu, ne kadar zevk aldıklarını görüyorlar. Bu da beni son derece de mutlu ediyor. Gençlere de ulaşmak istiyorum. Birkaç kuşağı kucaklamak istiyorum. Çünkü çok zevk alacakları şarkılar, belki de kime ait olduğunu bilmeden dinledikleri ve vay canına ne kadar güzel şarkılarmış dediği şarkıların daha sonra işte meğer Ali Kocatepe'nin şarkısıymış diye gösterdikleri reaksiyon, tepki ve o duyguları çok hoş oluyor görmek. Bu sizin şarkınız mıydı diye karşımda böyle hayretle ve hayranlıkla dinleyen gençleri görünce daha da mutlu oluyorum. Ali Kocatepe, uzun yıllardır sahne aldığı eşi Aysun Kocatepe ile birbirlerini çok tamamladıklarının altını çiziyor. Birbirimizi çok güzel tamamlıyoruz. O çok iyi bir yorumcu. Ben çok iyi bir eğlendiriciyim. Seyircinin çok sevdiği ve çok beğendiği şarkıları sahibinin sesinden dinlemesi de ayrı bir duygu veriyor ona. Ben de o şarkıyı bestelediğim bir kişi, besteleyen bir kişi olarak farklı yorumluyorum belki o şarkının orijinalini seslendiren yorumculardan. Bu da seyircinin çok hoşuna gidiyor. Kordon boyu faytonlar biri gidip biri gelecek. Sopurlarıyla sanki dans edecek. Körpe sopurlarıyla sanki dans edecek.
Ata Demirer'in yıllar öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı. Ünlü komedyen 1986'da Olta'yla işte böyle selfie çekmiş. Olamaz dediler Leylim, saramaz dediler Leylim. Leylim bir tane Leylim, Leylim esmerim Leylim. Tuğba Büyüküstün ve Onur Saylak çiftinin ikizleri Maya ve Toprak babalarına benziyorlar. Onur Saylak ikizleri Maya ve Toprak'la çektirdiği fotoğrafı paylaştı. İkizlerinin yüzünü boyadığı görülen Saylak parti zamanı yazdı. Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin Amerika'ya gidiyor. Çiftin bir süre Türkiye'ye dönmeyeceği konuşuluyor. Başarılı oyunculuk performansıyla hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok ödülün sahibi olan Engin Öztürk, ikili ilişkilerdeki görüşlerini anlattı. Yakışıklı oyuncu, bir kadında kendisini etkileyen en önemli özelliğin özgüven olduğunun altını çizerken, sadece birkaç özellikte iki insanın bir olamayacağından bahsetti. İki ay önce başlatılan köy okulları için kitap toplama ve kütüphane kurulumu kampanyası sürüyor. Demet Akalın da projeye tam destek veriyor. Öğrencilerin teşekkür yazılarıyla karşıladığı Akalın, "Bu kadar özel bir projede yer almaktan çok mutluyum." dedi. Gelemem akşama, bozuyor ağlama, bu da geçer ama yenisi var. Seveni vur ama kalp kırma, ilahi adalet diye bir şey var. Yarına kalsa da yanında kalmaz, acı döner gelir karması var. Kodumuz ayrılık, fark ettiysen artık seni de terk eden birisi var. Never break a sweat for the other guys. When you come around I get paralyzed. Ödem vücudumuzun hangi bölgelerinde bulunur? Vücudumuzda ödem olduğunu nasıl anlarız? Ödemin sağlığımıza zararları nelerdir? Ödem genel bir sağlık problemi veyahut da bir sağlık probleminin habercisi. Diyetisyen Doktor Zeynep Köse anlatıyor. Aşırı miktarda tuz tüketen, böbrek hastası olan kişilerde de ödem olabiliyor. Vücudumuzun önemli sorunlarından biri de ödem. Biz de Hayatın İçinden ekibi olarak uzmanımız Zeynep Köse'nin yanına geldik ve ödem hakkında bilinmeyenleri öğreneceğiz. Efendim, ödeme yol açan etkenler nelerdir? Ödem aslında bir genel anlamda bakıldığında bir sağlık problemidir ve buna birçok şey etken olabilir. Hastalıklar dışındaki en temel faktörlerden bir tanesi yeterli miktarda su içmemektir. Bir diğer faktör aşırı miktarda tuz tüketimidir ve tuzlu gıdalar tüketimidir. Tabii ki bunun dışında kullanılan ilaçlar, ondan sonra metabolik hastalıklar, hormonal bozukluklar da vücutta ödem artışına sebep olabiliyor. Ekstradan aşırı miktarda yorgunluk, uzun süren yolculuklar, gün boyu hareketsiz bir şekilde oturarak çalışma veyahut da yoğun stres altında çalışma da vücuttaki ödem seviyesinin artmasına neden olabiliyor. Ödem önleyici gıdalar nelerdir? Tabii ki birçok diüretik etkisi olan, idrar söktürücüsü olan ve ödeme atmaya yardım eden birçok gıda var. Bunların başında herkesin de bildiği aslında maydanoz bunların başındadır. Bunlarla beraber tabii ki bol bol su içmek, vücudu özellikle temizleyen şey sudur. Dolayısıyla da o böbrek sistemimizi, dolaşım sistemimizi, boşaltım sistemimizi çalıştırmak bizim elimizde. Bol bol günde git bir yetişkinlerin 2 litre kadar, minimum 2 litre kadar su içmesi gerekiyor. Bu bir zayıflama programı için değil, herhangi bir şey için değil. Bu aslında genel bir bizim metabolizmamız için, sağlığımız için içmemiz gereken genel miktardır. Ama genellikle su içmeyi unutan kişiler de oluyor. Yani daha sonra ödem problemleri olabiliyor.
aşırı miktarda çay, kahve tüketim ve su içmemek de bunları tetikleyebiliyor. Bunlar işte maydanoz dediğimiz gibi bol su içmek, bazı bitkisel karışım çaylar da yine etkili olabiliyor. Yani kiraz sapı, mısır püskülü gibi, ondan sonra yine maydanoz ve sapları gibi koyu yeşil gıdalar, ondan sonra ıspanak pazı gibi sebzeler, bunları tüketmek de ya da meyvelerden de buruk tattaki meyveleri tüketmek, ondan sonra karanfil, bunların hepsi ödem gidermeye yardımcı besinlerdir. Peki nasıl anlayacağız vücudumuzdaki ödemleri? En tipik özellik sabah uyandığınızda genellikle ellerim şiş uyanıyorum, ellerimi kapattığımda zorlanıyorum hissidir. Ama bir diğer de gün sonunda hissettiğiniz ayakkabınız etrafında ve çorabınız etrafındaki olan izlerdir. Eğer gerçekten kronik bir ödeminiz varsa bunu cildinize bastırdığınızda 2-3 saniye içerisinde orada çöküntü olarak kalıyorsa, cilt dokusu yani eskisi gibi elastiket yerine gelmiyorsa kişide ödem var demektir. Bunu genellikle biz tıbbi olarak bu şekilde anlayabiliyoruz ama bize gelen danışanlara da özellikle kendi anlattığı şikayetlerde de dediğim gibi çorap izleri, ayakkabı izleri, gün içerisinde ellerindeki şişmeler, yüzüğüm çıkmıyor, dün iyiydim, yüzüğümü çıkarabildim ama bu sabah çıkaramadım gibi şikayetler vücutta ödem olduğunun göstergesi. Peki spor yapan insanlarda ödem daha mı az olur ya da olur mu? Spor yapan kişilerde de ödem olur. Bu sıvı elektrolit dengesiyle alakalıdır. Eğer kişi yeterince mineral dengesini ve sıvı dengesini oluşturamıyorsa ödem problemi olur. O yüzden de sporcuların mineral dengelerini, içtikleri sıvı alımına, yaptıkları egzersiz modeline göre bunu ayarlamaları gerekiyor. Özellikle hem performansı arttırmak hem de vücut sıvı dengesini sağlamak için egzersiz esnasında 20 dakikada bir 200 mililitre bir su bardağı kadar ölçüsünde ben sporcuların su içmesini öneriyorum. Spor yapan kişilerin aynı zamanda su içmesini öneriyorum. Bu hem ödeme önlüyor hem de o esnada vücuttaki sıvı dengesini sağlayarak performansı da etkiliyor. Spor yapanlarda ödem olmaz diye bir şey yok. Fakat kronik bir rahatsızlığı yoksa eğer genellikle spor yapan ve ter atan kişilerde ödem daha az oluyor diyebilirim. Peki bölgeleri var mı? Hani biraz bahsettik ama işte ayak çoraplardan, yüzüklerden. Tabii ki bölgeleri var. Özellikle bayanların hormonal dönemlerinde karın bölgesi şişkinlikleri karın bölgesi ödemini temsil eder mesela. Özellikle reg dönemlerinde oluşan ödemler genellikle karın bölgesinde ve bacaklarda oluşur. Ama uzun süre çalışan kişilerde hiç hareket etmeyen, masa başında olan ve sadece hani birkaç adım atan gün içerisinde kişilerde bacaklarındaki dolaşım yeterli olmadığı için bu bölgede de ödem olabiliyor. Ama genel miktarda ödemi yansıtan yani sağlık problemiyle ilgili olan, yani yüksek tansiyon olan, aşırı miktarda tuz tüketen, böbrek hastası olan kişilerde de ödem olabiliyor. Onlar da yüz şişkinliğine kadar, yani yüzde bir şişme ellerde, ayaklar, tüm vücutta, bedende şişme şeklinde de ödem problemi olabiliyor. Ama spesifik olduğu zaman daha çok gün içerisinde veyahut da dediğim gibi bayanlarda aylık dönemlerde oluşabiliyor. Peki son olarak vücudumuza bir zararı var mıdır ödem oluşmaları? Ödem oluşmalarının tabii ki bir zararı vardı. Bu aslında bir dolaşım bozukluğundan da kaynaklanıyor. Yeterince vücudumuzun idrarı çıkmadığını, bu suyu atamadığını gösteriyor. Eğer diyetle çözülemeyen veyahut da bunu belirgin bir özelliği olmayan bir ödem varsa ve kişilerde biz bunu tespit ediyorsak mutlaka uzman bir hekime bununla ilgili kontrollere gönderiyoruz. Tansiyon problemi gibi bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü vücutta yeterince su atamayınca vücuttaki tansiyon sistemi de, yani kalp basınç sistemi de etkileniyor. Dolayısıyla da aslında ödem genel bir sağlık problemi veyahut da bir sağlık probleminin habercisi haline geliyor. O yüzden de kişilerin ödeme karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Ama öncelikle her zaman dediğimiz gibi 2 litre mutlaka su içmeleri gerekiyor. Seyrek kaşlarım var, hiç memnun değilim diyenler ekran başına. Minik minik çizikler atıp boyayı derinin altına enjekte edeceğiz. Güzellik uzmanı Emsal Doğan anlatıyor. Sanki o eski Aysun gitti, yeni Aysun geldi. Kadınlar kaş güzelliklerine de büyük önem verirler. Seyrek, dökülmüş veya belirgin olmayan kaşlarınız varsa artık üzülmenize gerek yok. İşin uzmanı yanımızda Emsal Doğan'la birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhaba. Dedim ki evet, belirgin olmayan, seyrek veya dökülmüş kaşlarınız varsa üzülmeyin. Bunda çözümü var. Evet, aynen, çözümü var. Nedir efendim çözümü? Şimdi burada şekilde gördüğümüz gibi
hanımefendinin kaşları düzgün mi? Aslında şekli var düzgün, sadece seyrek. Ne yapacağız? Hafif bir minik atışlarla içine kıl görünümde doğallığı bozmadan, şekli fazla değiştirmeden dolgunlaştıracağız. Evet. Peki bu uygulamaya geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Kaşlar neden dökülür? Kaşlar neden dökülür? Bu birçok yani stresten olabilir, yanlış alım olabilir, zamanla olabilir. Yani bunun özel bir nedeni yok bence. Evet. Peki bu kaş uygulaması, kaş kontür gerçekten de büyük kurtarıcı. Evet. Peki kaç yaştan itibaren yaptırmak gerekli veya gerekir? Yani ben gerekir? Çok 18 yaşından küçük kızların kaşlarına pek dokunmak istemiyorum. Ne olursa olsun bir lolitalık, bir gençlik var onlarda. Çok fazla dokunmak istemiyorum. Belirli bir yaş, 18 yaş üstünde de yani yaşına göre yapmaya çalışıyorum. Şimdi geliyorlar mesela bump bir kaş istiyor. Yani 28-30'undan sonra bence daha uygun olur. Ama 28-30'una kadar kız bence biraz daha böyle genç görünümlü kaşlar, daha doğal kaşlar evet. diyelim. Peki bu işlemi ne kadar sürede yaptırmak, tekrarlamak gerekiyor ve ömür boyu mu gidiyor kalıcılığı? Şimdi microblading sistemi yarı kalıcı makyaj olduğu için sadece derinin üst tabakasına çok hafif çizikler atarak oluşuyor. Dolayısıyla en fazla bir sene kalıyor. O yüzden hani bir sıkıntı yok bu işte. Bir senede bir tekrarlarsanız şeklinde, ona göre her sene moda değiştiğine göre ona göre şeklini tekrar belirliyoruz. Peki hemen soralım, bu sene kaşların modası ne olacak? Kalın kaş yine moda mı? Kalın kaş yine moda, evet. Kalın ve hafif düz bir kaş yine moda. Değil mi? Son birkaç yıldır bayağı popüler bu kaşlar. Evet, bayağı popüler. Evet. Peki şimdi hanımefendi nasıl bir işlem uygulayacağız? Şimdi hanımefendinin kaşları çok doğal. Kendisi güzel bir bayan zaten. Genç bir kızımız. Gözleri de güzel maşallah. İçine, yani finalde göstereceğim zaten sonucu. İçine minik kıl atışlarla daha dolgun bir görünüm sağlayacağız. Evet, ama doğallıktan da kaybolmayacağız yani, değil mi? Daha önce zaten uyuşturduk. Yani hiçbir ağrısı da sızısı da olmayacağı için. Minik belki böyle şeklini bir düzeltmeler yapabiliyoruz. Tabii şimdi tamamen kendi kaşınızın şekli bozuksa onu da düzeltiyoruz. Öyle mi? Ama bana mesela böyle bir hayalle gelmesinler. Yani elinde resim, şu kaşı bana yapar mısınız? Herkesin bir kemik yapısı var, bir kaş yapısı var. Ve altyapıdaki kaş çok önemli bizim için. O yüzden hani bambaşka bir kaş çizemem buraya. Ama hani kavis istiyorsa hafif bir kavis verebilirim. İşte biraz daha kalkık yapabilirim ama bu kaşı şuradan alıp şuraya taşıyamam yani. Evet. Şimdi, güzel de durmaz, güzel. Doğal durmaz. Emsay Hanımcığım, bu işin uzmanını hazır bulmuşken hemen sormak istiyorum. Hangi yüze, mesela hanımefendinin yüzüne hangi kaş modeli gider? Kendi kaşları mükemmel zaten. İçi dolduğu zaman sanki çok bambaşka bir şey yapmışım gibi gözükecek aslında ama aslında hiçbir şey yapmadım. Sadece içini doldurdum olacak. Çünkü kendi şekli zaten çok güzel. Evet. Peki oval yüzlüler mi? Ne tarz kaş kullansınlar? Oval yüzlüleri biraz daha düz kaş daha mantıklı olur. Çünkü yuvarlak kaş yuvarlak olmaz. Değil mi? Eskiden şöyle yay kaşlar vardı. Evet, Ebru Gündeş kaşı. Artık onların popülerliği kalktı. Yok, değil mi? Yok, kalktı. Ebru Hanım da artık kaşları değiştirdi. Evet, düz. O zaman bir görelim valla neler uygulayacaksınız. Ben de merak içindeyim. Boyayı derinin altına enjekte edeceğiz. Evet. Ama bu işlemde kanama yok, ağrı yok, sızı yok. Çünkü biz çok derine inmiyoruz. Bizim için en önemli şey İlk tabakada yüzeysel çalışmak. Evet. Bu işlemden sonra kişiye normal hayatına, günlük hayatına devam edebilir. Buradan değil mi? Buradan çıkıp yemeğe gidebilir. Hiç çok sıkıntı basit. Yok. Hiçbir şey yok. Şişme yok, kızarma olmayacak. Zaten göstereceğim de size. En önemlisi bu işlemden sonra o bir sene süreçte bir morarma renkte, bir kızarma ve mavileşme olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Tamamen kendiliğinden silinip gidecek, uçup gidecek. O yüzden de süresi çok kısa. Evet, biraz zahmetli bir iş, ücreti biraz şey olabilir bazı insanlar ama bir sene güzel bir kaşla dolaşacaklar, onu düşünsünler. Değil mi? Kaşık güzel olunca yüzün ifadesi de güzel oluyor. Aynen. Şunu merak ettim, peki erkekler de tercih ediyor mu kaş kontürünü? Tabii. Hatta erkeklerde saç ekiminden sonra saçların arasına da atabiliyoruz bu minik kıl görünümleri. Neden?
yani daha dolgun. Saç ekiminden sonra bazen bir boşluklar oluyor saç kafa derisinde. Aynen, onu da yapabiliyoruz. Evet. Erkeklerin kaşları da çok sarı olan, işte dökülmüş olan ya da kanser tedavisinden sonra yapıyoruz. Evet, sanırım işlem bitti, tamam değil mi şu evet, an? Evet, bitti. Bakın ne kızarma. Hiçbir şey yok. Gerçekten de inanılmaz bir şekilde doğal duruyor. Sen de baktın kaşına. Evet. Çok güzel olmuş. Nasıl hissediyorsun şu an kendini? Çok değişik. Sanki o eski Aysun gitti, yeni Aysun geldi. Çok değişik olmuş, çok güzel. Yani işlem yok gibi şu an aslında baktığım gibi. Hiç acı hissetmiyorum. Hiçbir kızarma yok. Ellerinize sağ olun. Çok doğal. Çok güle güle kullanın. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi şekilde de hiçbir fazla değişiklik yok. Sadece içi doldu kaşların. Aç bir gözlerini canım. Güzel gözlerini görsünler. Evet, şurada da içinde minik minik kıllar var. Evet, kıl varmış gibi duruyor. Gerçekten. Hem çok kısa bir işlem. Evet, bir de bu şu anda ilk seansı. Ve şu anda koyu aslında. Daha 3-4 gün sonra açılacak bunun rengi. Yani. Daha da bir doğallaşacak. İçeride daha da bir flulaşacak. Yani bu kadar da yoğun kalmayacak. Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki. Tüketilmiş, yaşanmamış hediyelik hayatlar. İstanbul o kadar güzel bir şehirdir ki seneler boyu şiirlere, şarkılara ve romanlara konu olmuştur. Hayatın içinden popüler müzikte en sevilen İstanbul şarkılarını sizin için araştırdı. Akşama doğru azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar. Rüzgara es tüfür tüfür, yağmur onda bul beni. Ah İstanbul, İstanbul, ağabeyim. Türk pop müziğinde birbirinden anlamlı ve iz bırakan şarkılar yapılmıştır İstanbul'dan esinlenerek. Onlardan biri de Gülay'ın İstanbul Ağlıyor adlı şarkısıdır. İstanbul ağlıyor, sen ağlıyorsun. Hadi git git artık, ne duruyorsun? Yolcular hep kaçar, bizse tutuklu. Gözler ağlıyor, tutkulu çocuk. İstanbul birçok müzisyen için en büyük ilham kaynağı olmuştur. Müzik dünyasının güçlü grubu Mazhar Fuat Özkan, İstanbul'dan etkilenmiş ve unutulmayan şarkıları Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da'yı kaleme almıştır. Martılar mahzun oldu, onlar bile ağladılar. Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki. Popüler müziğin sevilen isimlerinden Levent Yüksel, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan Yarim İstanbul adlı şarkıda Yeditepeli şehri olan sevdayı enfes bir yorumla aktarmıştır. Tüketilmiş, yaşanmamış hediyelik hayatlar. Ah bu evler, pencereler, bu kapılar, sokaklar. Hüzün gibi, sevinç gibi. Gitilmiş zamanlar, yârim İstanbul, gel öpeyim gerdanında. İstanbul'u anlatan ve hafızalarda yer eden şarkıların en güzellerden biri de Teoman'ın söylediği İstanbul'da Sonbahar adlı şarkıdır. Çocukluğunu İstanbul'da yaşayanların duygularına hüzünlü bir şarkıyla tercüman olmuştur Teoman. Akşama doğru azalırsa ya. Kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hayat İstanbul'da.
Kaçamaz. Pop müziğin megastarı Tarkan da İstanbul'u Ağlıyor adlı şarkısıyla sözleri içinde İstanbul geçen şarkılara bir yenisini eklemiş ve çekip giden sevgilisini İstanbul'un çıkmaz sokaklarında beklediğini anlatmıştır. Rüzgara es, tükür tükür, yağmur oldu bul beni. Geceleri rüyalarıma gir, öpüp akşı sev beni. Rüzgara es, tükür tükür, yağmur oldu bul beni. Geceleri rüyalarıma gir, öpüp akşı sev beni. İstanbul İstanbul olalı, dünyanın incisi İstanbul'u anlatan şarkıların en dokunaklılarına imza atan Sezen Aksu imzalı bir diğer şarkıdır. Sezen Aksu, duygu yüklü şarkısında hepimizin yüreğine bir hançer vurur. Ah İstanbul, İstanbul olalı, hiç görmedim nevne keder, geberiyorum aşkım. Taner Güngör bugün usta şef Özgür Özkan'dan sebzeli köfte yapımını öğreniyor. Dalyan köftemiz geliyor. Sebzeli, dalyanlı, suşili, peynirli köfte. Ne olduğu belli değil. En güzel, en mutlu günler sizin olsun sayın seyirciler. Görmüş yalancı, olduğunuz gibi. Yalancı, en güzel, mutlu günler sizin olsun. Görmüş olduğunuz gibi. Yakışıklı, dünya güzeli, dünya starı Özgür Şef'le birlikteyiz. Şimdi oldu. Evet, sen de güzel bir yap. Ben yakıştıyım ama değil mi? Bak hiç hep kendi. Sen de beni öv. Profilden baksana nasıl yapsın? Ben de gazete edeyim. Bir profilden bak Allah aşkına bak. Baktım. Brad Pitt, Brad Pitt. Aynen. Ne? Brad Pitt kimdir? Brad Pitt, Brad Pitt. Evet, Özgür Şef. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapalım? Ne bileyim ben. Karnıyarık yapalım. Karnıyarık yapalım. Ocağımızı yaktık. Bu da tava. Tavamız. Bu ne biliyor musun? Kıyma. Evet, tabağın içinde bir kıyma. Kıyma. Dök abi oraya. Yarısını. Yarısını. Şuradan keseyim mi? Kes. Kes, güzel. Heh, at oraya. Biraz daha koy. Bunu biliyor musun yuvarlak yuvarlak böyle? Bezelye. Heh, bezelye. Bezelye. Yeter mi kadın ısıtıcı? Bizlerimiz var. Yeter. Buyurun. Yeter mi? Yeter mi? Bilmiyorum. Bakalım. Bakalım. Bu telefon, tamam mı? Evet. Bunu böyle böyle aç. Suşi mi yapıyoruz? Evet. Aç abi onu. Aç güzelce ama güçlü, güçlü. Biraz güç ver. Al şunu. Yağlı. Yeme abi, yeme yeme ya. İçine koyacaksın ya. Sermayeyi yiyorsun. Al dedim ben de alayım. Al. Şunları ince ince. Ha. Doğra bakalım. Dalyan köfte yapıyorum. Ha, dalyan. Suşi muşi yok. Tamam. Tamam, torba bak beni engelliyor bu. Bu poşet engelliyor beni. O da biraz çıkmadı. Bu poşet eğiliyor. Sihirli ellerimle. Bak gördün mü? Sihirli ellerimle bak. Vallahi nasıl yaptım ha. Sayın şefim hazır mı bu? Bu hazır. Evet, şimdi... Ama bunu da dikine Julien dediğimiz şey. Julien. Julien. Şunu şöyle kabuğunda şey alayım da şunu. Evet. Ha, menemen yapmışsın sen. Menemen. Julia şöyle. Julia. Hop. At şuraya biraz yumuşasın onlar. Nereye atayım? At şu tavanın içine. Julia. At, at at yumuşasın azıcık. Sararken kır delmesin şeyi. Evet. Julia doğruyoruz. Ha. Bugün dalya köfte günümüz. Julia bugün... köfte. Julia köfte mi? Dalya mı? Julia mı? Julia. Anlamadım ben fark ne yapacağımı. Evet. Aç açıyorum, abi. Açıyorum. Dikkatli bir şekilde. Evet. Hop, açtım. Haydi bakalım, buyurun. Şimdi. Evet efendim. Şunu şöyle baş tarafa. Evet. Al. Şöyle yerleştirelim. Şöyle. Hı. Evet, diziyoruz. Yerleştir. Bugün sayın izleyiciler. Yerleştir. Sebzeli köfte. Sebzeli köfte. Tepim dal yandı. Şimdi... Değişir abi o da. Gidene kadar. Tamam, sebzeli. Tamam. İlk önce suşiydi. Sonra dalya oldu, şimdi sebzeli köfte. Sebzeli köfte oldu. Evet, bugün sebzeli köfte yapıyoruz. Şu füme etlerimizi... Şimdi sonra sucuk olmasın bu? Hiçbir şey, hiç belli olmaz değil mi sen? Son, evet. Son ana kadar son benim yemeklerim ne olacağı belli olmaz. Doğru söylüyorsunuz. Karnıyarık da olabilir. Karnıyarık da olabilir. İmam bayılabilir. Evet.
Vay 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 tereyağı. Vay tereyağı bak. Bunu katlayayım mı? Dur. Dur bekliyoruz. Katla katla başla katlamaya. Ama dur kaşar koymayacağız mı? Ha doğru. Kaşar ben, gelsin değil kaşar mi? Kaşar gelsin. Kaşarımız geliyor mu? Bir de tabak. 6 kilo tabak kaşar mı? Lütfen. Halle gidelim 6 kilo tabak. Kaşar. Hah unumuz da. Un biraz. Evet bugün. Un içine birazcık toz biber. Bugün sebzeli. Sebzeli. Tamam. Sebzeli köfte yapıyoruz. Şu da sebzeli. Tuz alsana masanın üstüne. Abi tuzu da. Yeter mi ustacığım? Yeter yeter. Peki. Şimdi bunu keseceğiz. Evet. Neyi ondan keseceğiz? Sonra kes üstünü hafif böyle unlayacağız pişirmeden. Kesin mi? Dur dur ne yapıyorsun ya? Keseceğiz dedim mi? Keseceğiz dur birazdan. Çok güzel rendelemişsiniz maşallah maşallah. Güzel. Evet bugün sebzeli kaşarlı köfte yapıyoruz. Bol koyalım mı? Bol bol malzemeden çalmayalım. Çalmayalım. Malzemeden çalmayalım bol yapalım ki değil mi? Sar ağzımda bakalım sarabilecek miyim? Tat gelsin. Ya o işte ben sana güvenemedim bunu ya. Böyle mi sarayım? Ha ben size güvenemedim. Ben evet. Yapayım bu işi. Şöyle bir kat katlıyoruz. Ha. Şuradan sıkıştırdım tamam mı? Sushi gibi. Ha sushi gibi bak biliyorsun bak sushi. Bak sushi. Buradan sıkıştırdım. Bunu evde yaparız basit bu. Allah şurada basit kaldı. Kalsın. Ama niye kaldı? Kapatırız onu. Bu niye kaldı? Birazcık. Yağlamadık. Aynen. Yağlamadık. Vallahi bravo. Bravo. Bunu yağlayacaktık hafif böyle. Bravo. Bizim programı seninle daha önce çekmiş miydik yoksa? Hayır ilk defa. İyi mi? O kadar da bir bilgimiz var yani. Kusura bakma da özgür şey bir bilgimiz var yani. Özgür hakikaten şey. Süper. Yani. Hafif üstüne unlayalım ki. Un ne işe yarıyor? Abi çok yumuşak ya. Evet. Hafif sertleşsin hem de dibinde de bir sos olsun. Ha. Yani un dibine tutsun, sarsın. Biraz evet. Da sos olsun diye. Tabii olsun, olsun. Ha. Ben de yapayım. Ha, güzel. Şöyle şey İnşallah şunu şunu... Olsun olsun, yarılsın bir şey olmaz. Dağılsın, dağılsın. Dur, niye dağılsın ya? O dağıldı zaten, hop! Dağıldı. Dağılmaz. Dağılmadı. Neye dağılıyor? Nereye dağılıyor? Dağılmadı. Lütfen. Buyursun ayı, buyurun. Hemen iki tane çatalla. Ben de yardım edeyim mi? Yok. Tamam ben hiçbir şeye karışmayayım hiç. Nasıl abi? Tamam ooo dağılmamış. Öyle mi? Daha of 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 kaşar da erimiş içinde. Erecek. Vay 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 vay. Şimdi. Biraz et suyu dibine. Bravo toplayacaksın kendini. Bırakayım mı? Bırak bırak. Et suya koydu, topluyor şimdi kendini. Topluyor. Oh. Topluya topluya gel. Gel, gel. Topla gel. Topla gel. Kapat, vay kapat vay. Abi üstünü şunu. Kapat, kapat. Bir tane kapakla kapat. Bu arada kaçırmayalım. İyi, çok güzel kapak buldun ha. Yok başka kapak ya? Hah, şimdi oldu. Demin olmamış da şimdi oldu. Abi ezdin, ezdin. Köfte ezdin. Vallahi kolla köfte ezdin. Ne yapayım, kapat tamam, bırak, tamam, kapat mı? Siz kapak kapağını yok. Kapatacaksınız. Ki... Arada o buharı kaçırmayın. Biz usta olduğumuz için ha, siz kapatın. Ben buharı kaçma diyorum, kaçmıyor. Biz ustayız. Siz yapamazsınız. Dur bir dakika, ben onun formülünü buldum. Abi dur. Ne yapıyorsun ya? Kapatacağım üstünü. Peçeteyle mi kapatacağım? Ya buhar gitmesin diye. Gözü şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap. Bak böyle yaptım, buhar kalacak. Ha. Hani pirinci böyle yapıyorlar ya. Ya bu pirinç mi bu et ya? Sosu görüyor musun? Ha? Of, İçinde of. Kaşar eridi şimdi. Ben de dokunayım. Dedim. Ben sana dağılmaz dedim mi? Dağılmaz. Ben de dedim dağılmaz. Çünkü imkansız dağılması. Niye? Un koyduk. Ne alakası var? Un değil. Ben köftemi biliyorum. Kendim evet. Yaptım köfte. Evet. Köfte tarifi de verin. Nasıl vereceğiz? Şimdi böyle köfte tarifi. Hadi buyurun buyurun buyurun. Buyurun tabii buyurun. Köfte kasaba, tarifi verin. Kasaba girdiniz. Girdik kasaba. Ne yapıyorsun kasaba? Ben girdim kasaba. Girdim. Selamünaleyküm kasap abi. Aleyküm selam. Kasabını dövmeyen desin diyor abi. Düzgün bir kasaba. Kasabını dövme. Kasap bana oradan düzgün bir et ver bakayım köfteyi. Yamuk yumuk olmasın tamam. Çıldık mı? Ondan sonra diyeceksin ki bana oradan yağsız bir dövme. Yağsız var. Dana döş var yağsız. Çek oradan dana döş yağsız. Güzel. Çek. Kuzu döş ver. Kuzu döş de ver oraya. Bir kere çek, iki kere çekme. Tamam. Bak aynen bu. Ne aldık? Ne aldık? Kıyma 800 aldık. Gram dana döş, 200 gram kuzu döş. Parayı da yarın vereceğim. Evet, pişti, pişti, pişti. Burada hemen tadıyoruz. Burada of 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 of. Vay 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 vay. Evet hemen böyle direkt yiyeceğiz öyle. Yok masada falan böyle direkt. Tamam filan boş ver. Biz direkt yiyoruz. Heh. Kusura bakmayın biz öyle şey falan değiliz böyle. Biz direkt. Halk adamıyız biz halk.
Bir soğusun da acele etme ya. Ben abi bir soğusun. Kime? Yavaş, çok sıcak o ya. Ne oldu? Bak tadına. Yanmadın mı sen şu anda? Bak tadına. Peki bakıyorum. Bak biberin, kekiğin dengesi o kadar güzel ki. Bak tadına. Bir dakika bunda bakmayayım da yer miyim kendimi? Ya, dur ya, dur ya. Bir dakika. Ya. Sen şimdi kendin yersin, cana vermezsin onu. Hadi be. Dur. Al şunu. Bak sosa bak. Gerçekleri söyle. Bana yalan söyleme. Ben böyle bir köfte yemedim hayatımda. Nasıl? İnanılmaz. Vallahi çok güzel. Bırak gırgırı. Vallahi billahi çok güzel. Evet. Allah Allah. Gırgır nerede? Evet, Özgür Şef. Gerçekten size çok teşekkür ediyoruz. Neydi bu şey köfte ismi? Sebze. Ne bileyim yani. Ne tamam işte. Sebzeli köfte. Ben de dayanamıyorum. Tamam, sen de götürüyor musun? Ben de tahmin etmedim bu kadar böyle güzel olacak. Evet, inanılmaz olmuş. Ellerinize kollarınızı aldık Özgür Şef. Afiyet olsun bana. Sen iyi oldun. Bize hiçbir şey yok. Hep kendin yiyor. Kendin yap, kendin ye. Emektar oyuncu Zafer Algöz'le sohbetteyiz. Kaçma Birader filmindeki rolünü anlatıyor ekibimize. Yozgatlı bir aile babasını oynuyorum bu filmde. Muammer Bey'i. Muammer Bey, Yozgat Belediyesi'nde çalışan bir halk otobüsü şoförü. Bir karısı, 3 tane çocuğu var. 2 oğlan, 1 kız. Bir de damadı var. Küçük oğlanın İstanbul'daki sevgilisiyle yazışıp onun peşine gidip kaybolmasından sonra ailenin de onun peşine Yozgat'tan İstanbul'a gelişini anlatan bir aile komedisi. Çekimlerin son aşamalarına gelinen filmde Yozgat şivesi konuşuluyor. Bizim zaten öyle olması gerekti. Çünkü aile hep Yozgat'ta yaşayan, mesela Yozgat'tan İstanbul'a daha önce gelmemişler. Hayatlarında ilk defa gelen bir aile oldukları için o konuda da bir üslup yakalamamız gerekiyordu. Ve gayet de iyi geldik buraya kadar. Şimdi son bir 8-10 günlük bir zaman dilimi kaldı. Ondan sonra bitireceğiz filmi. Zafer Algöz sinema filmlerinde yaşadıkları duygudan bahsediyor. Sinema filmlerinde şöyle bir duygu oluşuyor. İlk gün mesela tatlı bir heyecan oluyor. Yani o ilk kayıt yaptığınız günün tatlı bir heyecanı oluyor. Ondan sonra her şey böyle çok hızlı gelişiyor ve son haftası bir burukluk oluyor ekipte yani. Çünkü bir daha aynı insanlarla sürekli her gün bir araya gelmiyorsunuz. Her gün sette beraber olduğunuz işte size çay veren Metin'i mesela kim bilir hangi projede bir daha göreceksiniz diye onun tatlı bir yüzünü oluyor gerçekten. Yoğun tempoda çalışan ünlü oyuncu boş zamanlarında taraftarı olduğu Beşiktaş'ın maçlarını izliyor. Boş kalan zamanlarımda yani fırsat bulursam Beşiktaş'ın maçlarını seyredebiliyorum. Diğer takımları da seyrediyorum aslında. Ben çok seviyorum çünkü futbolu. Ya da spor yapmaya çalışıyorum. Onun dışında gerçekten çok fazla bir vaktim olmuyor. Futbol oynamayı bırakmış. Fırsat buldukça yürüyüş, koşu ve yüzme yaptığını söylüyor. Birkaç sene öncesine kadar futbolu bıraktım. Çünkü yaş artık belli bir şeye geldikten sonra beyin ne kadar çok istese de fiziki anlamda o eforu, o çevikliği gösteremiyorsunuz. O zaman da dilinize vuruyor, konuşmaya başlıyorsunuz. Onun için de bir de sürekli çalışan biri olduğum için hani bir sakatlığı olur Allah korusun. Çünkü koca koca adamlar bazen kendi aranızda yaptığınız bir maçta bile bir anda kendini Şampiyonlar Ligi havasına kaptırıp ayağınızı kırsa, sakatlasa yaptığınız iş yarım kalacak. Onun için de daha çok yürüyüş ya da koşu yapmaya çalışıyorum. Yazın fırsat bulursam yüzerim, o kadar yani. Kendisinin de rol aldığı yakın dostu Cem Yılmaz'ın yeni filmi Ali Baba ve Yedi Cüceler'e övgüler yağdırıyor. Cem Yılmaz'la yaptığınız son film Ali Baba ve Yedi Cüceler çok çok büyük emek harcanmış bir sinema filmi. Filmin tamamı Bulgaristan'da çekildi. Yaklaşık 2 ay kadar sürdü. Tabii onun ön hazırlıkları falan filan onlar aylar öncesinden başlamıştı. Şu kadarını söyleyebilirim ki Türkiye'de daha önce benzeri yapılmamış. Ya hiç kimse böyle bir sinema filmi yapmadı diyeceksiniz. Çünkü o kadar kaliteli bir yapım oldu. Hem komedi hem aksiyon sahneleriyle. Üstelik de Cem kendi yazdığı ve yönettiği bir sinema filmi oldu. Ben tabii filmi izledim, sizler izlemediniz. O filmden de, evet, yani o filmden de böyle akıllarda çakılı kalacak
birkaç tane böyle 10 üzerinden 10 numara sahneler var. Ben askerliğimi mi Kızıl Ordu'da yapmışım? Ezerice ha, okey. Sovyetler Birliği yok artık. Ne? Bizim dışımızda bambaşka bir düzen dönüyor orada ya. Neler 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 kardeşim. Şenay, bir kadın da arkadaş da olabilirsin. Leştersiz gençleşme olur da cilt ütülemesi olmaz. Zaten genç bir cilt. Biz yalnızca bunu bir yatırım olarak düşünüyoruz. Cilt uzmanı Hatice Çavaş anlatıyor. Bugün Hayatın İçinden programında cilt uzmanı Hatice Çavaş ile birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhabalar Özlem Hanım. Merhaba. Dedik ki her kadın güzeldir ama cilt bakımlarını da ihmal etmemesi gerekir. Siz neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle diyorum. Ben her zaman bir sloganım vardır. Geç kalmadan genç kalın diyorum. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. 28 ve 30'dan sonra mutlaka ciltimize özen göstermeliyiz. Neden diye sordunuz Özlem Hanım. Mutlaka. Çünkü biliyorsunuz ki ciltler kolajen olduğu için evet. Belirli bir yaşa kadar kendini yeniler. Belirli bir zaman sonra artık kolajen azaldığı için artık boynuzlu tabaka deriz biz ona. Kalınlaşır evet. Ve şey gibi düşünün, bir ağaç kökü vardır. Bir bahçıvanlı ağaca bakın. Bir de normal dağlarda olan bir ağaca bakın. Ağaç da canlı bir varlıktır. Ve bakımsız olduğu için köklere verir ve yarık yarık olur. Bu da tabii ölü tabaka ama bahçıvanlı bir ağacın hep kök kısmı taze kalır. Gençtir yani. O yüzden ben her zaman bu örnekleri veriyorum. Belirli bir yaştan sonra mutlaka aylık bir bakımlarımızı, o da nedir aylık bakımları? Özel peelinglerimiz vardır. Ölü tabaka dediğimiz ne kadar varsa o tabakayı alırız ve hangi vitamin gerekiyorsa öyle takviyeler yaparız. Ama artık teknoloji o kadar bizler bile yetişemiyoruz. Evet. Harika, çok güzel. Şimdi zaten birazdan hastamızı onu uygulayacağız. Cilt gençleştirme diye bir cihaz, altın ütü diye geçiyor. İsim vermiyorum. Altın ütü diye geçiyor. İşte saten ütü diye geçiyor. Ve muhteşem, sonuçları muhteşem. Cilt gitgide 6 ay içinde kolajen üretiyor ve ciltte gençleşme oluyor. Kalıcılığı da 2-3 yıl. Ve yani bıraktığın yerden kalıyorsunuz. Bütçesi uygun olmayan bayanlara. Hı hı. Var mıdır böyle ufak tefek vereceğiniz püf noktalar? Tabii ne yesinler, ne içsinler, ciltlerini ne kullansınlar? Hı hı. Şimdi tabii ki çok güzel, şimdi eczanelerimizde de çok güzel ürünler var. Mutlaka bir uzman gözetiminin altında gitsinler. Ücretsiz olarak çok benim doktor arkadaşlarım bizler de muayene ücreti almadan onlara neler kullanıyor bilgilendirebiliniyor. Hı hı. Bu şekilde bir peelingli, kendi ciltine uygun... Bir küçük kremle, çok uygun kremlerle onları takviye edebilirler. Evde bazı vitaminler vardır. Mesela meyve, bazı meyveler vardır. Evet, bu meyvelere daha çok ağırlık vermeleri gerekiyor. Nedir bunlar da? E vitamini ağırlıklı, işte C vitamini ağırlıklı. Ki şimdi kış geliyor. Sağlık, artık bol bol portakallar tabii ki. Bunları takviye olarak mutlaka ağız yolundan da destek gerekiyor. Şunu üzerine basa basa söyledik ki 28'den başlasınlar. Sonra, evet, ciltlerine çok özen göstersinler bayanlarımız. Evet. Özellikle şu yağlı yiyeceklerden de bir miktar uzak kesin durmak gerekiyor sanırım. Yağlı yiyecekler zaten kendini belli eder. Porları çok açık olur. O porlarda kesinlikle ve kesinlikle o işte kuru yemişler olsun, kolalar olsun bunlar bazı şeyler tetikler. Evet, daha çok içecekler, yiyecekler değil mi? Onun için tabii ki zaten de onlara dikkat edince hep bir de her zaman söylüyorum üstüne basa basa sigara başlı başına cilte zararlı. Öyle ortamlarda bile durmaları mutlaka bir yani gereken yerlerde sigaralarını evet. içmesi gerekiyor. Peki hep derler ki bol bol su içelim. Evet. Ne kadar evet. içmek evet. gerekir cilt için? Evet. Vallahi ben her zaman dünyamız nasıl 1/4 suysa insanoğlunda yani 1/4 su her şeyi o dengeliyor. O yüzden bol 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 derken 2-3 litre suyumuzu tüketmemiz gerekiyor. Hücreler çünkü canlanıyor suyla. Su hayat demek. Hanımefendi nasıl bir işlem uygulayacağız? Şimdi hanımefendi artık 30'dan sonra dediğim gibi artık hafif hafif cilt gençleştirme evet. işte neşter olmadan bu zaten neşter düşünmeyenler. Evet neşter olmadan şimdi cilt gençleştirme altın ütü dediğim
dediğimiz bir cihazımız var. Bunu yapacağız. Zaten 45 günde yapılan bir sistem. 3 ya da 4 seans yapılıyor. 2-3 yıl o cildini koruyor. Yatak vardır. Yatak yattıkça o yaylar aşağıya doğru çeker. Doğru. Ve yer çekiminden dolayı yaylar artık deriz ki eskidi, atalım bunu deriz. Evet. Ve oradaki oraya bir enerji düşünün. Çünkü insanoğlunda da o fibriller aynı burgu burgudur. O burgulara 3 tane enerjinin girdiğini düşünün ve o burguların tekrardan yukarıya doğru çıktığını düşünün. Ne oluyor? Yüzde gerilme ve gerginlik yaşanıyor. Ve bunun da tekrardan süresi bir 3 yıl, 2 yıl sürüyor. Şu anda küçük granürlü bir peelingimiz var. Enzim peeling dediğimiz. Onunla cildi bir temizleyeceğiz, nefes almasını sağlayacağız ki şimdi cihazda da hastamızın astım ya da bronşitiniz yok değil mi? Şu anda birazcık da oksijen ampulü koydum buharın içinde. Çünkü sigara kullanıyor mudunuz? Evet. Tabii. Sigara kullandığı için de mutlaka oksijen biraz nefes alması için. Ondan sonra zaten işlemimize geçeceğiz. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Hadi canım, şimdi hangi işlemi geçiyoruz? Evet. Cildi temizledik şimdi sanırım. Şimdi cildi temizledik. Bir kurulama işlemi yapıyoruz. Ondan sonra cihazımızın ütüleme işlemine geçiyoruz. Evet, altın ütü işlemine geçiyoruz. Ütüleme işlemi bitmek üzere. Evet. Şimdi göz altlarına çalışıyoruz. Göz kapaklarına da çalışacağız. Bir 20 dakika zaten bu işlemimiz bir 20 dakika yarım saat sürüyor. Evet. Cildin kalitesiyle alakalı. Ne kadar deformasyon varsa dakika olarak o kadar fazla çalışıyoruz. Zaten genç bir cilt. Biz yalnızca ona bir yatırım olarak düşünüyoruz. Geleceğe yatırım olarak düşünüyoruz. O yüzden de bir 20 dakika yeterli diye düşünüyorum. Evet. Peki bu işlem ne kadar süre tekrarlanacak? 45 gün sonra. 45 gün. Evet, 45 gün sonra tekrarlayacak ve 2 seans daha yapılması gerekiyor. Yapıldıktan sonra da inanamazsınız, porselen gibi oluyor cilt. O kadar gel, bebek gibi bir cilt oluyor zaten. Canım, kısa bir işlem. Gerçekten de işlem bitti. Şu an ben de farkı görebiliyorum. Evet. Gözeneklerde küçülme var. Küçülme oldu, evet. Bu hatta yüzdeki o koporozluğu bile gitgide kaybolduğunu da gösterecek. Şu an kendiniz nasıl hissediyorsunuz? Ben buradan bakıyorum, gerçekten pırıl pırıl bir cilde sahipsiniz şu an. Şu an daha genç, daha fresh, daha iyi hissediyorum. Yanma falan hissediyor musunuz? Hayır, hayır, hayır. Hiçbir şey yok. Gerginlik, evet. Daha bir gerginlik hissediyorum sadece. Geçmiş olsun o zaman. Teşekkür ederim. Your booty like two planets. Woo! Go ahead and go ham sandwich. Lokumacı kızlar yerlendim yar yar. Basmacı kızlar yerlendim yar. Müzisyen Murat Kurşun'la sohbetteyiz. Şöhretine rağmen mütevazı kişiliğinden ödün vermemesinin sırrını öğreniyoruz. Bir laf vardır, kim ne yaparsa kendine yapar. Ben Mardin'de doğdum, büyüdüm. Ailem, yani biz sülalece, bizim ailemiz öyle şeydir yani. Bizde şükürler olsun, hani hepimiz çok efendiyiz yani. Hep, evet yani, o yüzden kendimi hiçbir zaman bozmadım. Yani şükürler olsun. Allah verdiği sürece de bu. Yani bozmamaya çalışacağım. Mardin'de doğup büyüyen Murat Kurşun kendisiyle ilgili kıyaslamalar yapıyor. Yıllar önceki Murat Kurşun'la bugün tabii ki çok arasında çok tabii ki fark var. Ama hani Murat Kurşun aynı Murat Kurşun. Ama nitekim hayatımız da bazı şeyler değişti. Keşke hani bir laf var, küçük ah bir çocuk olsaydı yani. O ayrı bir şey tabii ki. Farklı bir şey. Yani onu sığdırmaya günler yetmez, aylar yetmez zaten.
tatlı güzel yarim, inan sana hayranım, uğruna feda olsun varım yolum bu canı. Müzik yaşamında bugünlere kolay gelmediğinin altını çiziyor. Türkiye'de, Avrupa'nın her bir yanında uğraştım. Hani bir yerlere gelmek için çalıştım. Elimden geldiği kadar. Ama çok da engel koymadık. Ya tabii ki hani sonuçta biz hani zor şartlarla hani bir yerlere geldik. Hani şimdiki sen gördüğün gibi hani bir günde çalıştığımız yerlerde hep söylerim. Çalıştığım yerde yevmiye alırdım. Aldığım yevmiye eve dönüş taksi paramı karşılamıyordu. Mesela oturur masa sandalyede yatardım. Sabah 5 olsun, otobüs çalışsın, minibüs çalışsın, ben evime geri gideyim. Hani biz bunları çok yaşadık yani. Hiç unutmam o günleri mesela. Hiçbir zaman unutmam. Her gün aklımda o. Yani her arabama binişimde hep o aklımdadır yani. Konserden konsere koşan Murat Kurşun, özellikle düğünlerinde aranan müzisyeni. Beni isteyen ya gelindir ya damattır. Onlar beni istiyor yani. Onlar da nasıl hani yıllardır yapmış olduğum elbette. Beni görmüşlerdir hani bir televizyonlarda değil, yaptığım ekstra işlerde. Ben gittiğim her işten 5 tane 10 tane iş alıyorum zaten. Çalırmam geleceksin, her şeyden çok seveceksin. Ne var ne yok içimde anlatacaksın. Hem susup hem konuşunca ikimizin arasında aşkla aşk buluşunca anlayacaksın. Peki Murat Kurşun evlenmeyi düşünüyor mu acaba? Ya kısmet ya tabii ki. Vallahi kısmet. Şimdi ne desem çok erken yani. Evlilik istiyorsan sen onunla evlilik. İstiyorum tabii ki ya, olabilir ya, kısmet yani. Olabilir yani, kısmet ya sonuçta. Ben de insanım, benim de bir kalbim var yani. Artık evleneyim diyorsun. Evleneyim tabii ki. Peki o zaman. Evet. Nasıl bir düğün olur? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Davetleri nereye sığdıracağız onu bilmiyorum ya. Hep düşündüm onu, biliyor musun? Bak vallahi de billahi de düşündüm. Acaba dedim statta mı yapsam, böyle açık o stadın böyle her yerini masa dolduracağız böyle. 4-5 bin kişilik. Vallahi daha güzel. Yani çünkü benim öyle bir inanılmaz çok dostlarım var, arkadaşlarım var, zaten akrabam çok. Öyle bir şey olabilir yani, kısmetle. Düğünü hazırız biz. İnşallah. Abi kaynana ne yaptın? Bize ne yaptın? Bize ne yaptın? Bize. Biz birbirimizi çok sevdik. Kaçıyoruz bize. Naşıyoruz yarimde. Sohbetimiz sürüyor. Kendi hayatını senaryoya dönüştüren Murat Kurşun, dizi ve sinema filmi teklifleri aldığını da söylüyor. Geldi birkaç tane. Tabii ki şu an iddialı gelen bir sinema, bir dizi olduğu zaman olur yani, neden olmasın. Hani çünkü ben bu işi çok seviyorum. Çok da güzel bir senaryo geldiğini düşün. Ben hemen kamera karşısındayım. Teklifler açız yani. Evet, aynen öyle. Peki böyle ruhunda yatan nasıl bir rol? Ya tabii ki beni anlatan. Hani şu anki gördüğüm Murat Kurşun. Esasında sen benim böyle olsam, beni yakından tanıyorsun zaten de. Esasında ben çok esprili, çok şaka yapan. Hani sen, zaman çok güzel geçiyor. Evet, normalde şeyimdir yani, çok enerjiyimdir. Şimdi ister istemez hani insanların karşısına geçtiğin zaman tabii ki bir seviye olması lazım. Ama tabii bunu sinemaya aktardığın zaman ya da bir diziyi, orada tam bir Murat Kurşun'u oynarım yani. Vallahi biz heyecanla çünkü bekliyoruz. İnşallah istediğin o içinden proje evet, gelir. İnşallah. Biz de seni o beyaz perdede de görürüz. İnşallah yani. İnşallah kısmet. Bir ilke imza atacağını ve Arapça albüm çıkaracağını açıklıyor. Benim bir projem var, Arapça albüm. Bu Arapça albümü yakında inşallah onun kayıtlarına başlayacağım. Ama bu okuyacağım şarkılar Lübnan tarzı, Mısır tarzı. Arapçalar. Yani bunları, yani ben bunu yapıyorum. Yani çok böyle büyük satışlar, rakamlar içimde olan bir şeydi. Bu benim keyfi bir albüm yapıyorum. Ve hani bunu Türkiye'de ilk defa ben yapacağım. Yani Arapça albüm. Mühürledim kalbimi, kimseye açmıyorum. Çıkmaz sokaklardayım, bir yol bulamıyorum. Karanlığa ismini sayıklıyorum.
başına yanan bir mum gibi eder. Şarkıcı Gökçe kendi adına bir ilke imza atarak Köstebekliler 2 Gölgenin Tılsımında Köstepem karakterine sesiyle hayat verdi. Kuzey bu taraf değil, şu taraf. Çabuk, çabuk. Gökçe dublaj yaparken çok eğlendiğini söylüyor. Çok keyifli. Gerçekten çok eğlendim. Tabii hani dışarıdan bakınca biraz deli gibi görünüyoruz. Gülüyoruz, ediyoruz işte ağlamalar vesaire. Ben çok keyif aldım. Zaten istediğim bir şeydi. Bir de tiyatro eğitimi aldığım için biraz daha hani rahattım. Çok zevkli zaten, baksanıza çok tatlı değil mi? Sesiyle hayat verdiği Köstepem karakterini anlatır mı bize? Köstepem cool, duygusal, neşeli, cesur. Hatta işte bu gölgenin tılsımı, yani bu bölümde. Üç yüzleri oluyor, anne oluyor. Ben böyle yavrularım diye ağlarken şeyleri düşündüm. İşte Fadik, Lulu, Killoş, iki kedi, bir köpek. Yani yapacak bir şey yok, onları düşünmeye çalıştım. Ne yapardım bilmem, seni bir gün görmesem, sesini bile duymasam, ne yapardım bilmem. Şimdilik dublajla giriş yaptı, sinema dünyasına da yeşil ışık yaktı. Ya tabii ki hani ilk çıktığım zamanlar başlarda hani teklifler de geliyordu ama hani ben müzik yapayım diyordum. Ama artık hani zamanı geldi, müzikle ikisini bir arada yürütebilirim. Sonuçta şarkı tekantı da gittim, tiyatro okuluna da gittim. Tabii ki devamı gelir. Gerçek hayatta hem hiperaktif hem de duygusal olduğuna dikkat çekiyor. Gerçek hayatta da çok hiperaktifim, evet, birazcık enerji fazlam var hatta, ama çok da duygusalım aynı zamanda. Yani her gün hüzünlenecek ya da ağlayacak bir şey bulabiliyorum kendime bir şekilde. Çok da duygusalım. Müzikal çalışmalarına geçiyoruz. Gökçe şu sıralar slow şarkılara ağırlık vereceğini belirtiyor. Yok, sırada biraz daha slow parçalar var. Her şey bitmedi bitemezden sonra, çünkü çok istek geldi. Hani hep eğlenceli yapma, biraz da böyle yapma, biz böyle çok sevdik seni diye. Ben de zaten hani o tarafımı tam gösterememiştim. Biraz öyle devam edeceğim, bir dengeleyeceğim. Yani slow'lardan devam edeceğim gibi görünüyor. Yeni albüm adına bir tarih. Yeni albüm, yani zaten yeni albüm şu anda girsem 1,5 sene sürer muhtemelen, ama single'lar gelecek, yeni şarkılar gelecek bu sene. Her şey bitmedi bitemez, aşkımız kalmasın yarım, mutlu günler geri gelsin, ne olur hiç ayrılmayalım. Her şey bitmedi bitemez, aşkımız kalmasın yarım, mutlu günler geri gelsin, ne olur hiç ...2015-2016 sonbahar kış sezonu başladı. Ayakkabılar, çizmeler, botlar da vitrinlerde yerini almaya yavaş yavaş başlıyor. Yanımızda ayakkabı tasarımcısı Serkan Taşkesen var. Serkan Bey, evet, sonbahar, kış kendini göstermeye başladı. Ayakkabılarda, çizmelerde bu sene, bu kış hangi renkler moda? Genelde bordo ile taba moda. Püsküller moda bu sene. Genelde çok süet kullanılıyor. Yani bayanlar genelde deri istiyorlar ama bu kış hep süet damgasını vuracak ve püsküllü kovboy tarzı sivri uçlar bulacak. Evet, peki topukların durumu nasıl? Topuklar değişiyor. 10 santim, 5 santim, yani 8 santim. Her model, her tasarıma göre. Evet. Yerini alacak. Peki ince topuklar mı moda, kalın topuklar mı, platformlar mı? Bu sene dolgu topuklarla platformlar moda. Genelde hep bayanların tercihi platformlardan daha yana oluyor.
Peki çizmelerde durum nasıl? Diz kapağı üstü çizmeler moda olacak. Evet, diz kapağı çizmeler moda olacak. Genelde onlar daha çok tercih edildiği için daha çok ön planda olacak. Evet. Peki Serkan Bey, ayakkabı alırken nelere dikkat etmek gerekir ayaklarımızın fazla ağrımaması için, o sızıları çekmememiz için? Genelde platformlar ve kalın topuklar çok rahattır. Ama tabii bayanlar modele göre aldanıyorlar bazen. Çok şık, çok güzel ayakkabılar genelde rahatsız oluyor. Onun için hani genelde kısa topuklar daha rahattır. Evet. Modele bakmayalım, önce ayak sağlığımızı düşünelim. Önce rahatlık, evet rahatlık. Evet, önce rahatlık. Genelde kalın topuk, dolgu topuk. Evet. Peki geçtiğimiz birkaç yıl stiletto ayakkabılar çok modaydı. Bu kış nasıl olacak stilettolarda? Bu kış stilettolar biraz geri planda olacak. Çünkü ağırlık daha çok çizme ve botlarda olacak. Stiletto yazın damgasını vurur. Evet. Şimdi görüyoruz zaman zaman kalın topuklu botlar çok moda. Gene mi bu sene de moda olacak mı kalın topuklu? Kalın topuklu botlar geçen sezon çok tutuldu onlar. Yani 80-90'lı yılların modası yine çıktı piyasaya. Bu İklim hani modası mı? Evet, evet, yine onlardan. Yani bu sene de yine olabilir, yani çok rekabet görebilir onlar. Evet. Peki hemen şuna gelmek istiyorum. Geçtiğimiz sezonlarda zımbalar çok revaçtaydı. Bu sene zımbaları görecek miyiz, metal aksesuarlar? Zımbalar hani tasarımcılara kalmış bir şey ya da alıcılara, bayanlara kalmış bir şey. Çok rekabet görürse onlar da piyasaya sürülür yani. Ama bu sezon pek yok sanırım. Yok, bu sezon hep püsküllü, dediğim gibi kalın topuklular. Evet. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok ne sağ demek, sağ olun. Size günler. Müzik dünyasının ünlüleri şarkılarının yanı sıra sahnede yaptıkları gösterilerle de beğeni toplamaya çalışıyor. İşte sahne gösterilerine önem veren ünlüler haberimiz. Dokunmayın, tuz basmayın yarasına, sevmeyeni hadi bırakın doğasına. Türkiye'de sahne şovu deyince akla ilk gelen rahmetli Zeki Müren olur. Sahneye sarmaşıklarla sarılmış bir salıncakla çıkan ve Türkiye'ye döner sahneyi getiren ilk isim olmuştur sanat güneşi. Süperstar Ajda Pekkan, sahnede görselliğe önem veren sanatçılardan olmuştur her zaman. Onun konserlerinde ışık oyunları, dansçılar, özel tasarlanmış kıyafetler görürsünüz her zaman. Ajda Pekkan en son seyircilerin üzerinden uçmasıyla farklı bir gösteriye de imza atmıştı. Sahne şovları artık konserlerin olmazsa olmazı. Bu konuda bir hayli titiz davranan isimlerden biri de Kenan Doğulu. Ünlü popçu her konserinde farklı bir gösteriye imza atarak beğeni topluyor, dans grubu, ışık gösterileri ve bitmek bilmeyen enerjisiyle sahnede yıldızlaşıyor. Oh,
pop müziğin yıldızı gittikçe parlayan isimlerinden Murat Boz, daha çok teknolojik sahneyi, dansçıları ve göz kamaştıran ışık şovlarını kullanarak bu konuda bir hayli başarılı olduğunu gösteriyor. Ünlülerimiz artık kıyafetlerinden sahne ışıklarına ve dev sahnelere kadar büyük organizasyonlar yapıyorlar. Bu isimlerin başında megastar Tarkan geliyor. Tarkan sahne gösterilerinde her zaman ortalamanın bir hayli üzerine çıkıyor ve muhteşem şovlar sergiliyor. Aydilge'yi konser telaşı sardı. Uzun bir turneye çıkıyoruz Kasım ayında. Ünlü sanatçı Aydilge, Kansersiz Yaşam Derneği'nin bir projesi için kolları sıvamış. Kansersiz Yaşam Derneği'nin Şişli İtfaiye Çocuk Onkoloji Bölümü yataklı servisi yenilenmesinde kiralık aşk dizisi bize büyük bir destek vermekte. Aydilge Hanım'la teşekkür ediyoruz. Buralara kadar geldi, bize onurlandırdı. Büyük destekçilerimizden biri, sporcu meleklerimizden biri. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Böyle bir projede bulunmanın mutluluğunu yaşıyor Aydilge. Ben de çok mutluyum. Kansersiz Yaşam Derneği'nin artık her faaliyetinde, her konuda onlara destek vermek istiyorum. Kiralık Aşk ekibimiz zaten gerçekten bütün ekip olarak destek veriyoruz. Ben de müziğini yapan olarak, halkının bir parçası olarak geldim burada. Sevgili arkadaşlarımızla, gençlerle beraber şarkımızı söyledik. Uğur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel be. İyi kalpli müzikler yaptığını ve bu nedenle gençler arasında çok sevildiğini söylüyor başarılı sanatçı. Zaten iyi kalpli müzikler yapmaya çalışıyorum her zaman. Gençlerin de kalbi her zaman daha temiz, daha kirlenmemiş. O yüzden bana yakın oluyorlar. Her zaman tepkileri içten, sevgi dolu. Benim kalbime yakın. Gençlerle o yüzden çok güzel bir uyumumuz var. Yıkılıyor dünyam aşkından. Kalbimi olabildiğince çok iyi tutmaya çalışıyorum. Negatif her türlü şeyden, olumsuzluktan uzak tutmaya çalışıyorum. Ve şarkılarımı yaparken de ne tutar ne şey yapar, böyle ticari kaygılardan uzak. Gerçekten samimi ve içten olmaya çalışıyorum. Hadi sen de söyle aşka geldi, böyle deli delice. Ateşin içinde yanmıyorsa sevda neyle. Gerisi bahane, ben divane, öpse deli delice. Ateşin Aydilge, Kasım ayı itibariyle uzun bir turnenin startını vereceğini müjdeliyor hayranlarına. Uzun bir turneye çıkıyoruz Kasım ayında. Bir ay boyunca hiç dönmüyorum İstanbul'a. Bir rekor kıracağız.
22 günde 24 konserim var. Bazen iki konser birden veriyorum. İnşallah sesime nazar değmesin diyelim. Hemen her şehre gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyor Aydilge. Vallahi yok yok, her şehre gidiyoruz neredeyse. Merzifon'dan Gaziantep'ine, Çanakkale'sine, Ezine'ye, Tokat, Sivas, Erzurum, her yer var. Yani 24 konser, 22 şehir. Aralık'ta da var ama Kasım turnesi böyle bir rekora gidiyor. Bu arada Aydilge'nin turneye çıkmadan hemen önce yeni şarkısını kaydedeceğini de sizlere söyleyelim. Yeni şarkılar geliyor Harıl'ın. Turneye çıkmadan son günde yeni şarkının vokalini kaydediyorum. Bu da böyle müjdemiz olsun. Aa, çok güzel. Peki bu şarkı nasıl bir şey olacak? Bu biraz daha slow. İlk ne zaman dinleyeceğiz? Birazcık daha var. Birazcık daha var. Çünkü Kiralık Aşk şu anda video klibiyle beraber müzik kanallarında dönüyor. O video klibin biraz daha ömrünü tamamlamasını bekleyelim. Her şeyi çok hızlı tüketmeyelim. Sen misin Necim? Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim. Sımsıkı ben gel. Canlandırdığı Hazal karakteriyle dikkatleri çeken genç oyuncu Alina Boz'la sohbetteyiz. Kaçma Birader adlı filmde rol almanın heyecanını yaşıyor. Ben de çok heyecanlıyım tabii ki herkes gibi. Bir de bu benim ilk sinema deneyimim bildiğiniz gibi. O yüzden çok heyecanlıyım. İlk defa bir beyaz perdede yanımda oynadığım oyuncularla beraber bir sinemayı izleyeceğim. Güzel bir şey tabii ki. Rolüm genç yaşlı. Yani benim herhalde 18-19 yaşında Melis diye bir kız. Onun sevgilisi de ailenin en küçük oğlu. Onunla birlikte İstanbul'a kaçıyoruz. Aile de bunun üzerine İstanbul'a geliyor tabii. Sonra bayağı güleceğiz. Sonra evet, bir günde bir ailenin başına gerçekten bu kadar şey gelebilir dersiniz. Yani nasıl yani olabilir? Alina Boz böylesine başarılı bir projede yer almaktan son derece mutlu. Evet, gerçekten başarılı bir proje. Herkes gerçekten muhteşem. Senaristler, yönetmenler. Ben ilk gördüğümde harika ya dedim. Bir de ilk sinema filmim nasıl olabilir bu kadar mükemmel bir şey? Ben beklemiyordum gerçekten. Çok mutluyum o yüzden. Dizi, sinema filmi ve aynı zamanda okumaya devam ediyor. Zor olmuyor mu acaba? Dizi, sinema filmi, tabii bir de okulum var benim. Bir şekilde idare ediyorum. Ben planlı programlı hareket ettiğim için o kadar da zor olmuyor. Neler yapıyorsun? Okul, tabii ki çekimler var ama onun yanında senin böyle kendine vakit kalabiliyor mu? Tabii kalıyor. Ailemle zaman geçiriyorum. Arkadaşlarımla zaman geçiriyorum ben de o zamanlar. Daha önce gitar çalıyor ve spor yapıyormuş ama şu anda pek fırsat bulamıyormuş. Gitar çalıyordum. Şu anda çalmıyorum. Yani öyle odamda duruyor güzel bir şekilde. Gitar çalıyordum. Spor, birçok spor yaptım. Yani basketbol yaptım, yüzdüm, ata bindim. Her şeyi denedim. Şu anda onlardan da hiçbirini yapmıyorum. Ancak spor salonunda. Biraz salon sporlarına yöneldik o zaman. Yok, hayır, yani şu anda zaten başka spor yapacak gerçekten zamanım yok. Yok yani, istesem, keşke yapabilsem, sörf yapmayı istiyorum. Demin de söylediğim gibi sörfe başlamak istiyorum. Ama o da sonuçta aralıklı dönemli bir spor olduğu için. Sörf tutkusunun nereden geldiğini soruyoruz. Sörf aşkı hep vardı. Hep içimdeydi. Bir de şimdi her yanımız deniz. Bakıyorsun insanlar sörf yapıyor. Gerçekten çok severim sörfü. Filmlerini izlerim. Bizim sette yapanlar vardır. Onlardan hep sorarım, nasıl oluyor, şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor diye. Çok merak ederim yani sörfü. Anneciğim. Gidiyor muyuz? Nereye Hasan'cığım? Psikoloğa. Randevum var ya bugün. Aa, evet. Hazal'cığım, ben onu tamamen unuttum. Ama şimdi söylerim Bahtiyar'a, seni bırakırım, olur mu? Benim biraz başım ağrıyor bugün. O zaman ben de gitmeyeyim. Sen gelmeyince gidesim gelmiyor. Peki şöyle yapalım. Ben arayıp iptal edeyim bugünü. Peki. Sözü rol aldığı fenomen diziye getiriyoruz. Harika oyuncularla harika bir ortamda çalıştığını belirtiyor. Benim için de harika gidiyor. Harika oyuncularla çalışıyorum, harika yönetmenlerle çalışıyorum. Harika insanlarla tanıştım. Kendimi paramparça, benim için bir okul. Oyunculuğumu bir şekilde bir yere taşıdım. Çok mutluyum o yüzden. Yani kısmetinde bu kadarı. Böyle güzel bir proje gelmiş bana ve ben böyle güzel bir projede böyle güzel insanlarla oynuyorum. Hala mükemmel devam ediyor. Gün geçtikçe daha iyiyiz. Dizide canlandırdığı Hazal karakterini seviyor ama bir itirafta da bulunmayı ihmal etmiyor. Ben Hazal'ı severim.
sonuçta benim rolüm. Sonuçta ben onun hislerini çok iyi anlayabiliyorum. Anlamam gerekiyor da oynamam için. Ama yine de evet, ben de bazen boğmak istiyorum. Ya nasıl ya, bu kadar da mı ya, daha demin yaptığın bir şey nasıl bu kadar hızlı olabiliyor diyorum ben de. Yorucu, yorucu bir karakter. Dizideki tüm oyuncularla set ortamı dışında da görüşüyorlarmış. Sadece set ortamında değil, dışarıda da çok görüşüyoruz biz. Eğleniyoruz, konuşuyoruz. Nasihat veriyorlar bize. Çünkü sevdiğimiz insanlarla çalışıyoruz. Aile gibiyiz. Yani şey değiliz böyle işten gidip işten eve, evden işe değil sonuçta. Yanımda sevdiğim insanlar var. Onlar bana destek veriyorlar. O yüzden hala da ben bir aile olarak bakıyorum. Bir aileyiz ve etrafımızda kameralar var gibi. Dizideki rakibi ve yaşıtı Cansu, yani Leyla ile arası son derece iyiymiş. Tabii ki Leyla ile aramız çok iyi. Sonuçta benim yaşıtım. Beraber başlamışız bu yola. Yani ilk defa görüştük zaten. Burak'la tanışıyorduk öncesinden. Çok az da olsa. Aynı yerden geldiğimiz için. Leyla'yı da şeylerde, kostüm provasında falan tanıdık. Zaten üçümüz yaşıtız. Konuşacak bir şeylerimiz var. Evet, dışarıda buluşuyorduk. Öyle eğleniyorduk. Hala da öyleyiz. Çok iyi Leyla'yla aramız. Hep Cansu ya. Hep Cansu. Varsa yoksa Cansu. Varsa yoksa Cansu. Birbirinden ilginç, şaşırtıcı ve eğlenceli videoları sizler için derledik. Çocuklar babalarını karşılarken çok mutlu olurlar. İşte size kanıtı. Who's that guy? Who's that guy? Who is my little guy? Bu genç bey de ısrarla küçük bebeğiyle konuşmaya çalışıyor. Tabii bebek dilinde. Bu küçük bey ise babasıyla The Beatles grubunun efsane şarkıları arasında yer alan Don't Let Me Down'u söylüyor. Sizce bir anne ne kadar uyutulamaz? İşte örneği. Anneyi paylaşmama hakkını nereden buluyorsunuz acaba küçük bey? Evin en küçüğü olmak bu değil. Yanlış yoldasın dostum. Tamam, eve yeni bir kardeş geldi. Sanki size ilgi göstermiyorlarmış gibi gelebilir. Ama siz yine de kardeşlerinize vurmayın. No, Timmy. Nice, baby, nice. Nice. No, no, nice, nice.
ve işte birbirinden ilginç kazalar. Oh, damn. Bunlar da birbirinden ilginç, sıvı kullanılarak yapılan bilimsel şovlar. Bazı görüntüler insanın hem limite olduğunu gösteriyor hem de limitinin sınırsız olduğunu. Party hard.